neden teyzeme bırakıyorsunuz bizi? Bakın başka bir sürü seçenek var. Kim var söyle. Necati abi. En son Necati abinin size baktığında olanları unuttunuz mu yoksa? Herkes kalksın. Ev yıkılıyor. Çekilin. İki tane çocuğa göz kulak olacaktım. Evi yıkmayı nasıl becerdi? Çünkü ben bir şapşalım. Dişlerim. Tamam peki Tanju abi. Uyuz Tanju mu? Ay kalsın kalsın onu da biliyoruz. Ha, buldum. Mirket. Oğlum ne mirketi? Size masal okuyan robot yapacağım diye tutturdu da ne oldu? Birbirinizi prenses sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşamışlar. Zar 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 zar. Tehdit algılandı, tehdit algılandı. Ya ne tehdidi? Savunma mekanizması aktif hale geldi. Terlik hazır. Ne oluyor? Neden masal okuyan robota terlik taktın? Bilmiyorum, elimde fazla terlik kalmıştı. Çocuğum alt tarafa 2-3 saat kalacaksınız. Ama anne Nazmiye teyzem temizlik konusunda çok takıntılı. Hiçbir yere dokunamıyoruz. Ben bir kere hapşırdım diye suratımı köpüklü suyla fırçalamıştı. Hapşa! Mikroplar! Anne hatırlamıyor musun? Bize dokunmamak için maşa kullanmıştı geçen bayramda. Nasıl unutursun? İyi bayramlar Nazmiye teyze. Merhaba, size de iyi bayramlar. Benim de şu köfteleri çevirir misin Nazmiye? Dalga geçme bakayım. Uy. Tamam artık konuşmayı bırakın şimdi. Kim o? Biz geldik Nazmiye. Herkes cep telefonlarını ve metal eşyaları yanındaki kutuya bıraksın. Oo, Nazmiye seviye atlamış. Hayırlı işler. Askeriyeye mi geldik, teyzeme mi belli değil. Biz girmeyeceğiz Nazmiye. Çocuklar sana emanet. Hadi biz kaçtık. Güle güle. Çocuklar çok temiz eğleneceksiniz. Çok temiz. Teyzenize gönderme yap. Yürü Remzi yürü. Şimdi sana bir gönderme yapacağım göreceksin. Şimdi içeri geçebilirsiniz. İnanmıyorum. Temizlik kabini bu. Teyze biz Kadıköy'den geldik. Belediye çöplüğünden değil. Evet kabine girin bakalım. Yani utanmasa alnımıza onaylandı diye damga vurup... Temiz olduğunuza göre sizinle 10 metre mesafeden konuşabilirim. Mikroplu ses dalgalarınızı kullanmadan önce bu evdeki kuralları açıklıyorum. Oo iyi. Bu sene maşa yok. Var. Bir, hiçbir yere dokunmak yok. İki, hapşırmak, öksürmek ve derin nefes alıp vermek yasak. Gözlerimizi kırpabilir miyiz? Üç, alay edenleri sevmem. Dört, bu evdeki koltuklara oturmadan önce şurada gördüğünüz kullanak poşetlerinden kullanacaksınız. Canan istediğin zaman söyle annemler lahmacun ısmarlamak için para... Kağıt para, kırmızı alarm. Kağıt para protokolü başlatıldı. Kağıt para protokolü başlatıldı. Çabuk o parayı yere bırak. Bırakmam, lahmacun param o benim. İkinci kez söylemeyeceğim. Neyle lahmacun yiyeceğiz? Bunu sen istedin. Oraya oturma, bunu elleme. Ben ne yapacağım bu evde? Of of. Kuvvet ver! Kuvvet ver! Devriliyor! Benim sıkıştı! Dur! Demir, arkamda çamur var! Dursana! Duramıyorum! Sana gelme demiştim Necati! Çamur banyosu cilde iyi gelir derler. Aa Şakir ne haber? Of sıcaktan iyice piştim. Bir bardak soğuk su için neler vermezdim. Evet ben de çok susadım Şakir. Bize bir bardak soğuk su versene. Hadi yürü Tanju su içme. Ne? Ne suyu? Bir dakika gelmeyin. O halde bu eve giremezsiniz. Hadi koş. Sonra kalan dona kalır. Hayır. Canan kapıya baksana. İşim var benim. Tamam bakıyorum. Kim o? Merhaba ben Necati. Çamur adam Necati. Ve yardımcısı saf köpek Tanju. Hey! Necati abi gelmiş. Hayır! Sakın açma!
Çamur adamı iş başında. Ne yaptın Canan? Şimdi yandık. Oho! Ne kadar da temiz bir ev. Tam kirletmelik. Ama siz kirlisiniz. Hem de çok kirlisiniz. Yürü Tanju, mutfağa. Soğuk su, soğuk su, soğuk su, soğuk su. Bu çamurları Nazmiye teyzem görürse kesin canavara dönüşür. Olamaz. Bu ne? Teyzeciğim, bir saniye açıklayalım. Kaçak, çabuk. Canını sever kaçsın. Şakir, neler oluyor burada? Size bir kirletmeyin demiştim. Koy. Al. Koy. Ya da versen onu bana. Şu anda gücüm olsaydı bağırma yarışmanıza katılırdım çocuklar. Bağırma yarışması yapmıyoruz. Teyzem canavar oldu. Canavar mı? Dalga geçmiyorum. Canavarmış. Bir kere teyzem canavar olsaydı aynı bunun gibi bir şeye benzerdi. Canavar! Islak yumruk aşkına! Bu gerçek bir teyze canavarı! Kaçın çabuk, kaçın! Kaçmalıyız gibi! Böyle teyze mi olurmuş arkadaşım? Benim teyzem örgü örer, yaprak sarma yapardı. Hiç canavarlığını görmedim. Bu teyze normal teyze değil, temizlik takıntılı teyze. Buldum, teyzemin korkusu gerçek oldu. Bütün ev pislik içinde kaldı. Ne demek yani bu? Korkularını yenmesi için korkularının üzerine gitmesi gerekir. Şimdi ne yapacağız? Siz üzerinizdeki bu çamura nereden bulaştınız? Şu ilerideki belediye çukurunda. Tamam, siz ikiniz gidip bir vidanjör bulup o çukura gelin. Biz de teyzemi çukura çekmenin bir yolunu bulalım. Temizlik vakti! Eyvah, temizlik yaptığını zannediyor. Bir an önce durdurmazsak bütün şehri yıkayacak. Ya da yıkacak. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Ne oluyor? Hey sen, vidanjör başı. Kanun namına dur. Vidanjör namına dur. O vidanjöre ihtiyacımız var. Evet, teyzemiz için almamız gerek. Evet, teyzemiz çok hasta. Ona vidanjör lazım. Çıldırmış bunlar. Alın ne yaparsanız yapın. İmdat, vidanjör isteyen teyze mi olurmuş? Oley, başardık. Biz... Muhteşem dedik. Yo hayır üzgünüm Tanju. Bunu sadece Remzi ile yapıyoruz. Of, bir kere de benle yapsanız ne olurdu? Yalnız kornası mükemmelmiş. Oo, köpük partisinden mi geliyorsunuz? Vidanjör borusunu çamura sokun. Mikroplar. Çok yaklaştı. Şimdi diğer hortumu alın. Açın odayı. Çamur partisi! Umarım işe yarar. Çok pis. Her şey çok pis. Pis dediğin şey senin kapağında teyze. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Bak her tarafın çamur oldu ama hala yaşıyorsun. Sence ben karizmatik miyim Tanju? Orayı izle Necati. Orayı. Duygusal konuşma oluyor. Tamam. Temizlik olayını bu kadar büyütmemelisin. Rahatlamalısın. Dinginleşmelisin. Ne kadar az takıntı yaparsan o kadar mutlu olursun teyze. Bunu başarabilirsin. Haklısın sanırım yeğenim. Şu anda o kadar da kötü hissetmiyorum. Bu çamurlar beni üzmüyor. Ben biraz fazla kaptırmışım kendimi. Bunu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Oley! Teyzem geri geldi. Gel Tanju biz de sarılalım. Bedava sarılma. Öyleyse çamur savaşı. Oley! Öyleyse Tanju biz kimiz? Biz... Muhteş! Hemen atladın. Yok öyle bir şey. Muhteşim bir şey olmak istiyorum.